Peki e, Erman abi şimdi devre arasında dedik ki ya Ender dedin oynamıyor. Konya çok ağır. Galatasaray pozisyon da buluyor. Yani zor buradan dönmesi dedik ama ikinci yarı oyun çok değişti. E, 36 defa rakip ceza sahasına girmiş Konya Spor Ali Sami Yen'de. 36 abi 71'e 29 ya. Galatasaray takımı bunu verir mi hocam? Fatih'im demiyor mu topa hakim olmalıyız diye. Şimdi, 71 kez topa Levent 71. Levent abi kadro kalitesini beğenmiyor. Hocam da diyor ki doğru çalışmıyor, iyi çalışmıyor, doğru oynatılmıyor diyor. Onu Siz antrenmanında görmek hocam. lazım. Şimdi ilk yarı Galatasaray takımı Konya'ya göre iyi. Görüntü tamam. de iyi. İlk yarı iyi. Peki gittikçe Galatasaray'da tempo düşüyorsa niye bağlı? bağlı? Güçsüzlüğe bağlı. Evet genç takım bu. Şimdi güçsüzlüğe bağlı. E güçsüzlüğe bağlı. Çünkü Galatasaray yukarı bakıyorsun Konya'ya göre iyi. Ve diyoruz ki Konya bu akılla, bu oyundan buradan puan alamaz diyoruz. İkileri görüntü. Aynen. Aynen. Ama ikinci yarı oluyor. başlıyor. Ne kadar oyuncu değişse de giden her vakitte Konya daha iyi olmaya başlıyor. Galatasaray daha kötü olmaya başlıyor. Bunun bir tek sebebi var fizik. Demek bunun, ki Galatasaray bunun cevabı da basın toplantısına girecek gazeteciler. Demek ki Galatasaray çalışıyor. Bu kadar basit. basit dikkat edin. Vakit geçtikçe Aynı Konyalı topçular şey. Aynı ikili aynısı. mücadelelerde daha geri kaldılar. Evet. Daha ayakta kaldılar. Da evet. Ve Konya takımı Zaten da çok fazla eksikti. bir değişiklik yapmadı. Hı? Yani Konya eksik tempoyu biraz arttırdı. Evet. Arttırdı Galatasaray cevap veremedi tempoya. Hocam bir de Galatasaray korkudan arkaya gol yemesin diye yaslanıyor. Bu korku nedir ya? Bu telaş ve panik nedir? Çıkamadı. Önde. Dördüncü oyunun hakem. ikinci yanının başında. 3 pası kısa kısa attı. Dördüncü ya. hakem. Dört dakikayı kaldırınca Galatasaray istadığından omurdu çıktı. Fazla diye. Çabuk bir Bak fazla Hocam. diye. Dikkatimi çekti ha. Bayağı umurdu çıktı. E hani Galatasaray mağlup oynarken, beraber kalırken Fatih diyordu ki... ...kardeşim dakikaları koyun. Dört dakikayı fazla buldu Galatasaray seçisi. Takımın durumunu anla takımının durumunu göre tamam. her an gol milli, milli maçtan her bunlar an. yorgun gelmişler hocam. hocam. Bence hocam. bu. Hocam Erman hocam, Endere siz gelmeden önce söyledim. Çok doğru bir noktaya e, temas ettiniz. Ben ne dedim biliyor musun hocam? Dedim ki oyunun başında Galatasaray taraftarı baskı yapsın diye, kendi oyuncularını değil mi hocam, coştursun diye ıslıklarken 60. dakikadan sonra Konya Spor evet. atak yaptığında gol yemesinler diye maç bitsin diye ıslıklayan evet. Galatasaray taraftarı var. Evet. Doğru mu hocam evet. 60'tan sonra? Ya işte şey diyorum 4 dakika uzatmaya Galatasaray seyircisi memnun kalmadı. Ya 2 dakika falan beklediler. Hocam herhalde. bugün Galatasaray seyircisi olmasaydı Galatasaray kaybederdi. Bak bir söylüyorum bugün Galatasaray seyircisi maça resmen karakter koydu. Takımını ilk yarıda sırtladı takımı düştüğü zaman da rakibi ıslıklayıp takımını Hı. ayakta tutmaya çalıştı. Erken Şimdi Galatasaray'a kaç tane gol pozisyonu var? İlk yarıda üç tane sadece şeyim var. Halil'in var, ben de Halil bir tane Muhammed'in var. İki Halil, Halil bir Muhammed Hayır, mi? Hayır, bir de şeyim var. Ee, Kim? Kerem'in var. Üç Halil bir Kerem, bir tane de Muhammed'in direğin dibinden giden şutu var. İkinci yere başlarken ben buraya not atmışım. 55-60'da Serdar şutunu Mustar'a çıkarıyor. 60'da Rahmanovitch ön öndeki topa vuramadı. Terste kaldı, Öyle boş kaleye atamadı golü. Onun ayağı dışında Konya'nın çok net pozisyonu yok etkin baskın var karakteri ama pozisyon yok. Yani Galatasaray sahası noktası oynama noktası. şekli var değil mi? Konya Spor'un bitiricilik, bitiricilik noktası. Bitiricilik ve üretkenlik. Evet. Özellikle Galatasaray ceza sahası mesela o bölgeye geliyorlar. Çok Mehmet şahsı hareket ettiler. Farkında Aa. mısın? Doğru doğru çok. Yani ben yani, Ekrana gelen rakip çok, sahada çok pas bireysel, %71 ya opsiyon. opsiyonlar vardı vermediler. Doğru doğru. Pozisyonu var da Galatasaray'ın golünü kim attı? Konya Man. Kalisi attı. Tabii. Yani biraz da karşı karşıya. Seyç söylüyorsun değil mi hocam? Kaleci. Kaleci evet, evet. Ama tabii orada kaleciden evvel o topu saklayan Stoper'in şeyin oyuncunun Suabek Sukovic. Ya at kardeşim kornere ya. At kornere ya. Ne riske giriyor? Aşağılık zannediyorlar onu. Kornere atacak Aşağılık. O. En büyük tehlike odur hocam. En büyük i̇şte tehlike birbirine bırakırsın Haksız aldığın penaltı. Kaleci bırakır. Bu. Defans ha. bırakır, aradan forvet girer. De. Bu evet. hep olmuştur bu film. İkisi birbirine bırakırlar. Hocam. Ve arkandan geliyor adam. Vur gitsin ya. İstikametine vur. Yana da vurma. Hocam, İstikamet iki korner. 2 sene vırgısı. evvel haksız aldığı penaltının bedelini ödüyor Scooby. Hani vardı iki hakem penaltı dediler ya. Faul yapıyor Scooby şimdi tabii. atar. Mesela, Yapan gelişi. Anladım, Takılıyorum anladım. yani. İlahi ama, adalet diyorsun tabii, sen yani. Evet. Ee, evet. Bir şey de altını çizmek gerekir. Galatasaray takım hani özellikle antrenman performansını benim düşüncem beğenmiyorum. Yoksa bu takım daha iyi noktaya geleceğini hep söylüyorum. Şimdi en basit ikinci yarı dört tane değişiklik oldu. Değil mi? Fizik kalitesi evet. olarak farklı oyuncular da girdi. Şey evet. girdi. Beş oldu. Beş ayrı. Dört tane özellikle o Cagli değişikten önce oldu. Yani bir tempo, Oyunu değiştirmek 45 için. 45 ve evet. 60'taki dört değişikliği söylüyorum Ender. Şimdi genel olarak bakıyorsun Galatasaray'ın pas bağlantı noktası kim savunmadan çıkarken kimse değil. değil Rakip yarı alanda kim? Değil. Peki Galatasaray'ın hucum bağlantı noktası bariz bir bölge var mı? Galatasaray'ın güçlüğü hücum bağlantı noktası bu diyebileceğin bi set ucunda veya kontrada o da yok. yok. Şimdi çok içgüdüsel oyun oynayarak bir 45 dakika evet iyi oynadı. Sen de de program başında söyledik Galatasaray orada Halil iki tane pozisyon üretti, kaçırdı. Ama ikinci yarı 45 dakika bir büyük takım. Spor'u da tebrik etmek gerekir. Evet. Hakkında vermek gerekir ama bu kadar geriye çekilerek bu kadar yani Galatasaray işin gerçeği ne oldu biliyor musun? Neyi beklersin bu oyun? Konyaspor 1-0 öne geçti, ikinci yarı bekler, kontratak yapar. Konya Spor gibi Galatasaray oynadı. Yani büyük takım farkı, Evet, evet. oyun doğru. anlayışı bu olmamalı. Ee, Mehmet sen şey dedin, Çıkalişi'yi çok aradı dedin Konya Spor için. İşte bitirici evet. noktasında sıkıntı Yani Topu o tarafa taşıyor ama hocam güzel söyledi. Orada bireysellikle alakalı oyuncular biraz daha golü ben atayımın peşindeydi. Ama e, bu takımlarda böyle oyuncular fark yaratır. Çıkalişi farklı bir oyuncu. Yani ligimizde gittiği takımlarda iş yapan bitirici bir oyuncu. oyuncu. Burada da iyi form tuttu. Yani gol atmasa da oyun içinde çok evet. etkili o bağlantıyı da gelen oyuncu ortasaya gelip ve da oynatan oyuncu. bugün olmaması bence Galatasaray için bir şanstı ama Galatasaray'da ilk yarı o girdiği pozisyonları bir şekilde değerlendirmesi lazımdı. Konyaspor ilk defa oldu gitti. İlk defa mağlup oldu. E Konyaspor'u izlerken ben gerçekten çok beğendim. Yani oyuncuları Üzledi, eksik. Yeri, evet. Yani şunu dedik Konyaspor bu zamana kadar nasıl böyle gelmiş? Bunu bize net olarak gösterdi. Yani. İlk yarıda yani. Allah Allah dedik. ikinci yarıda ha böyle işte. Evet, değil, evet. oyunu ama bir büyük takımı, Raya hoca güzel söylüyor. Bir büyük takımı bence ne olursa olsun bu kadar geriye yaslanmaması lazım. Canım, ne kadar oyuncunun eksik 20, olursa olsun. 29'a 71 olur mu? Oğlum, bütün ben söylüyorum bak burada ol. Buradakilere Öyle. söylüyorum. Şimdi e, hoca gitmediyse atacağım telefon. Raya Hoca diyeceğim ki Galatasaray takımı çalışmıyor diyeceğim. Fatih Erim'e sorsunlar. Bir teknik direktör gözünün sorusunu sorsunlar abi. Sen e çalıştıklarına inanıyor musun? Hayır ben Peki. demiyorum. Ben Hayır, teknik yani. adam olarak bakıyorsun. Evet. Sen diyorsun ki senin bu güzel söylediğin öneriyi tamam. Ben de diyorum ki gazeteci arkadaşa söylüyorum bak Real Kapsal bir teknik direktör Fatih evet. çalışmış bir insan olarak diyor ki Galatasaray takımı çalışmıyor diyor. Bunu lütfen e, basın toplantısı Fatih'ime sorun Hayır, ya. Bu, bunu neye gerek var Hayır, sorun adam, Sen abi. bir teknik Erman Hiç Hocam sorun çok yani. kısa bir şey söyleyeyim. sen e, söylediğinle ilgili diyorsun ki yani bir teknik direktör sen bilirsin diyorsun. Ama e, ben yani, potansiyel olan bir takım o dediğimde sen diyorsun katılmıyorum diyorsun. Neye Şimdi katılmıyorum? Orada tek, potansiyelli bir Galatasaray potansiyelli takımı takım olduğuna katılmıyorum, ben diyorsun. diyorsun. Senin altına, sözlerin e, altına, tamam. altına, sözlerimin altına imza atıyorum. Ben ne futbolcu gördüm Galatasaray'da. Evet. Ya gördüğüm e, tamam, futbolcu hangi potansiyel? Hiçbir potansiyel yok hocam. Çalışacak Bunlar daha fazla gelişecek. Bu kadar ilerlemez. E, ben söyleyeyim bakayım. sana. Romendere kaç para verildi hocam bu iki Romen'e? İyi para verildi. Yok canım şeye 6,5. Altı 6,5 buçuk. Altı buçuk çıkaldı ay verildi. Ona öbürüne az bir para verildi. 2,5 mu 3,5 mu yani? Öyle bir şey. 2,5 falan. Buçuk. Yani. Ama kendilerine değil yani. 9 milyon euro. Şeye, ikisine verildi. Ya yani bonservislerinden 9 Şimdi milyon tamam da ya da 10 milyon civarında. Bu kadar para. para verilen iki adamdan bunları mı alacaksınız verim olarak? Ben bunu söylüyorum. Taraftarları da bunu söylüyorum. Yanlış bir de şu var. ]lar. Galatasaray takımı transfer yaptı değil mi? Evet. Peki Galatasaray'da bundan sonra yeni transfer dönemine kadar takımın beyin olacak bir oyuncu var mı abi? Olması gereken oyuncu kulübede oturuyor. O da oynamıyor ama Cezayir'de iyi oynuyor. Burada oynamıyor. Cezayir'de efsane oluyor. Milli maçlarda burada olmuyor. O da iyiydi. Şey Bilmiyorum hocam. Kulübe dedi bugün Çünkü oyuna Galatasaray, bile girmedi. Galatasaray bu tip böyle gider, seker, bir seker, bir mağlup olur, bir berabere kalır. Bu Galatasaray böyle şampiyon olamaz onu söyleyeyim. Ne? E, maç net. listesi var. ben varsa başı rica edelim lütfen. Ben sezon başı söyledim bunu. Sen böyle olamaz. Ya, o şeyi vermiyor sen zaten. Ya, yani, yani o ben şeyi sezon başı söyledim sen. bu kadroyla şampiyon olamaz. Benim görüşüm bu. Sen bugünkü maçı sadece kazandın. Hocanın ben Başından önce ben geldim hoca anlatırken söyledim Rea Hoca. Söylediği var. Skoru aldın oyun olarak almadın. Şimdi Beşiktaş'a bakıyorsun. Üç tane oyuncu sayabiliyorsun maça tesir edebilecek. Harbiciğim. Üç mü? Galatasaray'a Trabzon'a bakıyorsun. Üç tane oyuncu sayabiliyorsun maça Kesinlikle, tesir edebilecek. Fener'e bakıyorsun. Onda da sayıyorsun. Galatasaray'da sayamıyorsun. Harbiciğim. Yani bu Galatasaray böyle gider. Seker. Bir mağlup olur. Bir berabere kalır. Çöker. Görüntü o. E o zaman yaptığınız transferler Niye göre yaptınız transferleri? Ben bunu anlamıyorum. Bu transferleri kim aldı? Bu paralar çok büyük para abi. Ya şunu söylüyorlar Dediğiniz hocam. para 10 kağıt. Dün ben Mali Kongre'ye gittim bunu hocam. Zeki Kuru... Çelik'i görmediler bunu, bunu diyorlar İtalyanlar ya. İtalyanlar falan görmüyorlar mı? O Zeki Çelik'i görmedi diyorlar Skolt ekibi için. Söylüyorum buradan. Kongre'de sohbet ettiğim insanlar var. Orada. Zeki Çelik'i almadın diyorlar. Milli takımın sahibi. Takımı sahibi. Lillin sahibi. Niye görmediniz bunu? İşinize gelmedi. Şimdi, Herhalde. Ee... Hala yabancıya gidiyorsunuz. Rize maçı da zor geçmişti. 3-2'lik maç. Orada da 96'da gelen bir gol var. karar veren kim abi? Yöneticiler mi Fatih Bey? Yöneticiler hep beraber. Skalt ekibi. Ya Fatih Bey hepsini takip ediyor. Bakıyordur. Skalt ekibi sunuyordur ya. Söylediğimizde eleştirdiğiniz zaman kızıyorlar. Kusura bakmayın yani. Zeki Çelik'i almıyorsanız siz zihni zihniyet olarak. Eğer hala daha Sabek arıyorsanız bunlara gidiyorsunuz yazıklar olsun ya. Şu maç listesini bir rica edebilir miyim? Orada önümüzdeki süreci. Ben bu işlerle hiç şeye bakmam abi. O sukağıdaki bir, bilmem ne gibi Fatih Terim'e bakarım arkadaş. Öyle ya, tabii. Fatih Terim bunu Biden alayım var. veya almayayım diyecek adam abi. abi. Ben Fatih'e bakarım. Beşiktaş bu transferleri plasmanla... yapan adam Fatih Terim. Evet. Bu kadar ne Bu takımın başındaki de Fatih Terim. Bu takımın top oynattıran da Fatih Terim. Ben Fatih Terim'e evet. Terim hesap sorarım abi. Hem transferde hem oyunda. Moruktan ilgili Bitir sözleri bakma. var getir burada var. Ne dedi? Bayılıyorum dedi ya. Öyle ben de istiyorum söyledi. dedi. Biz bu Boruta'na bayılmıyoruz. Kusura bakmasın hoca. Şimdi yani. e, Lokomotif Moskova maçından sonra Beşiktaş derbisi var. Pazartesi günü önümüzdeki hafta. Pazartesi mi? Evet. Amaç Pazartesi Pazart günü. E, Perşembe çünkü Lokomotif Moskova. Doğru. Ya, mo yani maç orada. Doğru. Rusya'da maç. Pazartesi 8'de. E, Pazartesi akşamı derbiyi e, burada hep beraber derbi yayınını yapacağız sonra Gaziantep içeride Karagümrük deplasmanı, Fenerbahçe derbisi, Malatya deplasmanı, Altay içeride Sivas deplasmanı. Bunların arasında Avrupa maçları da var. İki lokomotif maçıyla bir karşılaşma daha giriyor. Yani şey geliyor, Marsilya geliyor. Marsilya mı geliyor? Son maç ee, lazım. Dolayısıyla hani böyle bir fikstür Beşiktaş derbisi öncesi aslında skor anlamında değerli bir skor aldı ama oyun olarak değerli değildi. Yani ikinci yarı dediğim gibi Konya takımına bu kadar mahkum oynamak bir büyük takıma yakışmıyor. İlk evet. oyundan sonra. Ya, şimdi bazı takımlar baskı yer. Bir 5-10 dakika yer. Biz de oyunculuk zamanı ve antrenörlükte yiyorduk. Her dünyanın en iyi takım değer. Ama bunun süresi 45 dakika olursa bu takımı tartışılır evet fizik kalitesi evet tartışılır ama 4 oyuncu giriyor 60'a kadar. Bu takımın en önemli oyun plansızlığı organizasyonu tartışılır. Bu oyuncular Potansiyeli bu kadar da kötü oynayacak kadar da e, kötü değil. Ya yani Ya, yani Bu kadar da değil. Yani bu kadar Konyaspor evet hakkını verelim iyi bir takım. İlan da bütün ekibine oyuncuları kutlayalım. Ama bu kadar da 45 dakika baskı yap. Yani kendi evet. kalesine derinlemesine altı basla bir savunma da yapacak kadar da bir oyun oynuyorsa burada başka şeyler tartışılır. Değil mi? Çalışmaması <laughs> tartışılır. 45 dakika bu kadar fizik kalitesi oyun anlayışı yok taktiği yok planı yok. Bu sıkıntısı yoksa bu kadro bu kadar kötü oynayamaz. Hocam maçı aklından Doğru. gözünden geçiriyor musun? İkinci yarın hemen başında Halil bir topla giderken boş koşu yapan e, Kerem'in önüne topu atamadı. Konya kalktı atar. Galatasaray'ın sorunu bu. Morutan'da, diğer Tayland'da kısa pas veriyorlar. Pasın şiddetini ayarlayamıyorlar. Büyük takım oyuncusu bunu yapamaz çok hocam. Çok kullanmada sıkıntı ha, var. Bunda sıkıntı var. Ya yani Bunları doğru değerlendirsen final paslarını bu işte kaliteyle çıkıyor ortaya. Kusura bakma hocam. Yani ben bunlarda gördüğüm için yani ben Taylan'ın daha çok büyüyeceğini düşünmüyorum. Yani ben Berkan'la da ilgili düşüncelerimi söyledim. Çok koşan, mücadeleden kabul ama top tekniği üst düzeyde olan bir oyuncu değil. Yani Galatasaray sen Fatih Terim'in şampiyonluklarını yakından takip etmiş bir insanım. Şampiyonluk dizilerini yazmış bir insanım. Eğer Fatih Erim gibi bir hocanın Erman abi dediği gibi eğer sen Fernando ile oynamışsan, Selçuk Melo ile oynamışsan, zamanda Emre Okan Suat ile oynamışsan, bu tür oyuncularla oynamışsan sen bu orta sahayla oynayamazsın. Hiç hayal kurdurmayın insanlara o zaman ya. Levent abi bu kadro öteki kadrolardan daha kötü bir kadro. Ya i̇nan yani bana. Bundan önce inan bana yani. Bu takım da daha kötü bugün, kadro bugün sadece abi. maçı kazandı. Orada yüzde yüz haklısın. Bak altına imza atarım. Oyun kazanmadı. O da Erman Avcı'nın dediği gibi kaleci sıkıvıcı hata yaptı Mustafa ama orada bir avantaj var bir hata. konuda söyleyebilirim bir dakika evvel kaleciye geli, gel, gelen pasta top ortadayken Muhammed Mustafa koşmadı ben Cüneyt Şen'in odasındaydım koşsana dedim Fatih'im de koşsana dedi aynı anda sanki duymuş gibi konuştuk Cüneyt de dedi ki bana aynı şeyi düşünürüz. onu takibi Mustafa'nın değerli orada ondan evet. ders alarak koştu ve pozisyon ona gol olarak döndü ama onun dışında Galatasaray ilk yeri belki 2-0 girebilirdi 3-0 girebilirdi bunları tartışmıyorum ama rakibin ikinci yarıda en az iki tane ben saydım net pozisyonu var. Şimdi yani. çok net. Ya geçmişte çok net. Galatasaray takım iyi oyuncularla oynadı. Seninle konuştuğumuzda da söyledik. Öyle bir oyun kurucuya zaten ihtiyacı var. Ama Galatasaray takım bir daha söylüyorum. O oyunun ana prensipleriyle ne baskıyı doğru yapıyor birlikte götürüyor. Ne ucumu birlikte yapıyor. Ne direkt ucum yapıyor. Ne hızlı çıkabiliyor ne de endirek ucum yapabiliyor. Bu, söyleyemez. bu başka bir şeyle açıklanması gerek. Yani bunu da benim düşüncem Galatasaray'ın daha fazla çalışıp bu oyun pratiğini arttırması gerekir. Bu kadar genç enerjisi mesela yüksek oyuncular var. Ya bu çalışma ya şimdi, nedir mesela hocam onu açar mısın? Ya taktik ya taktiksel taktik, yönlemi, fiziksel hı. yoksa fiziksel taktik, nedir? Taktiksel, yani? mentaler türlü Galatasaray takım daha iyi hazırlanması. Gerekir. Özellikle mental olarak tabii ki mutlaka mentor vardır, konuşuyordur ama taktik olarak, fizik olarak Galatasaray takımının yani eksikliği ciddi anlamda Peki, var hele taktik olarak. Üzerine konuştuğumuz Fatih Terim diyor mu? Dedi ki Demiş yani yayıncı kuruluşa. Yaptığımız küçük bir değişiklik ilk yarı bizi pozitif oynattı. Olağanüstü bir oyun oldu ilk yarı bizim adımıza. Pozisyonlar yakaladık. Bayağı pozisyon bulduk. Bunların herhangi birini gole çevirmemiz gerekirdi. Hepsi %100. 2-0 başka, 1-0 başka. Var mı devamı? Var mı arkadaşlar? Geliyormuş devamı da. İkinci yarıda çok da bu konuda bir şey söylememe rağmen herhalde 3 puanın kritik oluşu birçok iyi oynadığımız maçı gereksiz kaybetmemiz bir koruma içgüdüsüne dönüştürdü. 45 dakika koruma içgüdüsü olmaz. 5 dakika 5 10 dakika, dakika 20 olur. dakika olur. Şimdi 45 dakika yani, başka yani şey şeysince. Baba kendine çekiyor şeyi. <laughs> İlk, İlk dokunuş diyor. İkinci yarıda da dokun. Elinde Elini mi bağladılar senin dokunmaman için? İkinci yarıda dokunsana takıma. İkinci yarıda takıma dokunmuyorsan Fatih Hoca kendin aynaya bak. Takımın ayakta duramadı. Ya foul yapamadılar. Foul foul. İnanılır gibi değil. Topu topu kapmaya uğraştı Galatasaray takımı. 45 dakika topu kapmaya uğraştı Galatasaray takımı. Acizliğini düşün. Acizliğini düşün. Topu kapmaya çalıştı. Top almaya çalıştı Galatasaray takımı. Bana onu anlat Fatih Hoca. Bana ne i̇kinci bir, de, iki, bir iki dokunuşta ikinci yarı yap ya ikinci dokun de bir, bakayım. Demiyor madem dokununca yapıyorsun ikinci yarıda dokun ama onu da bilmiyorum diyor. Bir pozisyon dışında ikinci yarıda iyi savunduk bazen savunma da lazım. Burada 3 puan kritikti bazen iyi oynamadığımızda puan almasını bilmeliyiz daha iyi oyun seyrettirmek isterdik ama bunları da yaparız yakında diyor. Bu her maç sonrası bir tekerleme Aynen. gibi olmaya başladı. Kazandığı ee, yani da. kazandığı maçlardan sonra hep bu aynı. Daha iyi oyun seyrederiz, daha iyi oynarız. Biraz zamana ihtiyacı var. Evet, ben de söylüyorum. Bir genç takım yeni kurulduğu zamana ihtiyacı var. Ama bu kadar da mahkum bir 45 dakika oynayamaz ve de ilk yere dokunuşu şu bence dokunuşu dedi Halili, bağlantı oyuncusu olarak evet. Muhammed'in arkasında oynardı. O, o. Esas dokunuşu bir daha yapıp 20. dakika iş gitmedikten sonra çizgiden Moruton'u içeri alması evet. gerek. Levent abi az önce Halli atama dedi ya. Halil zaman zaman atar veya atamayabilir. Öyle bir teknik kapasitesi yüzde yüz bir oyuncu değil. Evet. Onu da o eğer oynatırsan o bağlantı oyuncusu olarak atamayabilir. Morutan'a atarsan onu o tamam, pası daha, atar. Onun için oynar zaten Morutan. Morutan orada oynarsa daha farklı daha farklı çıkar olur. Ortaya. Çıkar Mehmet, ortaya. Var o Mehmet papansi. topu da tutarlar. Var. O zaman şimdi Patrick Solbeck'i de sağ bek yettiğinde daha fazla ucuma da çıkar. Topu Tabii. tutamıyor ki rakip anlayıp kenar bekin çıksın. zaman Fegül'ü oynat hocam. Oyunu tutsun önde. Galsın. Senin artık oyuncu çıkardıktan sonra Barış Alper'e ihtiyacın yok ki. Sen oyun önünde tutamıyorsun. Sorun Bu burada. Da da Sana Aynen topu tutacak adam lazım hocam Topu tutamadığından e, ne tamam. yapıyor o da? Bak şimdi topu tutacak bir formül üretemediğinden. E, e o üretici e oyuncu var. Hayır so hayır. Üretemiyor evet. Galatasaray takım bench'ten diyor ki Alper'e atayım diyor. O diyor topu üretemiyoruz. Kontra atak çabuk, gibi diyor. Zaten çabuk Mahkum gideyim. diyor kendi yaralığınızı oynuyoruz. Açık e, alanla Kızlı kenarda Alper e adamı gider. kovalamıyor evet. diye. Hadi. Geldi oyuna yeni girmiş oyuncu adamı kovalamıyor. Esas sorun burada gördüm. yani. Kızması kovalamasından değil. Esas müdahalesi taktiksel olarak kenardan i̇kinci olmalı. İkinci yarıda ikinci yarıya oyuncu değişikliği yaparak başlamış. Taylan sarı kart dedi Asan Soya'ya. Galatasaray orta sahada mesela sen beğenmiyorsun. Zaman ben beğenmiyorum genelde. Sol bek oynadığı için beğenmiyorum. Ama koşu evet. anlamında, mücadele anlamında adam e, bence esirgemiyor onları. Ömer Bayram'ı alabilirsin. Orta sahaya. Rakiple mücadele etmek, durdurmak için. O anlamda söylüyorum. İlle çift forvetle oynamanı gerekmiyor artık. Yani eğer takım yaslanmaya başladıysa Reha hocam o zaman çift forvet sana lüks oluyor. Emre veya Muhammed'den şey Halil veya Muhammed'den biri çıkacaksa nitekim 60'ta çıkardı. 60'ta yaptı o hamle. Emre kılıçı oraya aldı evet. hatırlarsın Muhammed'in arkasına. O da oranın değil. Adam orada oynuyor oynayamıyor. Sıkıntı yaratıyor. Hatırla şeyde Trabzon'da attığı golleri hocam nerede oynuyordu ya? İki ya bu, tane... bu takımda oyuncu profili olarak topun üzerindeki 10 numara Santrofu arkasında Moruton oynar. Evet şu Galatasaray takımında ele kadar. Mesela Başka biz orada, onu, biz orada öncesi... onu hiç görmedik. Reha hoca böyle bir iddiada bulunuyor. Doğrudur. Yani teknik adam gözüyle söylüyor bunu. Ben Morita'nın sola orada bir bakmak lazım. Bir denemek lazım onu oyuncuyu. 10 On numaraysa eğer öyle oy, oynuyorsa o zaman o oyuncuyu kanata mahkum orada etmeyeceksin. Orada ısrar etmek lazım bence o bence, oyuncu da. Çünkü yani. onun yeri orası. Orada denemek lazım. Ya ben bunu Sadece ben bunu söylüyorum yani hocanın bu söyledi değil. Tabii alınan 3 puan çok kıymetli ama hocanın bu sorulara cevap vermesi lazım. Bir Galatasaray takımı iyi çalışıyor mu? Taktiksel yönde gelişiyor mu? Neden Morutan on numara oynamıyor mesela? Bunlar soruları. E, değil mi? Niye Alp Barış Alper giriyor da Fegül'ü girip önde top tutan oyuncu olarak görev yapmıyor? Ben eğer ki bugün programı olmasaydı, maça gitme şansım olsaydı bu soruları ben soracaktım ona. Çok ne soracaktım yani. Çünkü bu soruları soracak cevap vereceksin hocam. Sen Galatasaray'ın teknik direktörsün. Bunları cevaplandırmazsan biz mi cevaplandıracağız bunu yani? İşte hoca tespit etti. Ben de bu soruların ona sorulmasını istiyorum. Söyledim. Bizim muhabirler varsa sorsunlar. Kaldırsınlar el, el olarak sorsunlar. Çok net ya. Peki. Ee, şeyi ikinci takım oyununda biraz konuşuruz. Bu İbra vesaire olaylarını. Genel kurulu işlerini. Levent abi.